Yine gecikti değil mi? Evet. Zülküf'ün doğum günü ne zamandı? Mart. Evet, Koç burcu. Koç burcu erkeği bekletmekten ve verdiği sözü unutmaktan hoşlanır. Zülküf de tipik bir Koç burcu örneği. Yakında bizim Fahri de bıçak burcunun ortak özelliğini gösterip küt diye Koç'un boynuna inecek. Saçmalama Fakkas, bıçak burcu olur mu hiç? Canım, Fahri 29 Şubat'ta doğduğuna göre ona özel bir burç icat ettim. Günaydın çocuklar. Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Eline sağlık kızım. Eline sağlık. Arkadaşlar, çaylar boşa gitmesin. Börek getirdim. Geç Haşim'cim, hadi. Haşim hocam. Nasıl Haşim'cim? Burak'ın çehresi bir hayli değişmiş değil mi? Çok şirin kızımız çok sayesinde. Sizler de iyisiniz. Ne varsa yine biz eski topraklarda var. Biz börek getirmeseydik aç açına çaya yumulacaktık. Oo, börek. Evet, evet. Getir bakayım, sağ olasın. Hadi, buyurun beyler. Buyurun. Zahmet etmişsiniz. Hey, bir dakika. Haşim'cim. Vites küçültün, yavaşlayın ve kardeşinizi bekleyin. Bensiz boğazınızdan geçecek de ha. Cümleten renkli Türkçe ve sinemaskop günler. Günaydın. Günaydın. Kusura bakma Fahri kardeş, bir 15 dakika geciktim. Yani bir saat 15 dakika. Sen kendi işine bak, solgun maydanoz. Şu börek soğumadan ye Zülküf Bey oğlum. Bak amcacığım, ben bu Zülküf isminden nefret ediyorum ya. Bana böyle vıcık vıcık künefeyi falan hatırlatıyor. Aman yarabbim ya, isme bak, Zülküf. Affedersin oğlum, affedersin. İyi de seni bir isimle çağırmak zorundayız, öyle değil mi? Biz onu kendi aramızda artist diye çağırırız Haşim Hoca. Peki, bu o kadar zor bir şey değil. Sen nasıl mutlu olacaksan öyle çağırırız. Ha benim deli oğlum, isim bir elbisedir. İstesen de istemesen de bu elbiseyi giymeye mecbursun. Tamam, tamam. Hepiniz haklısınız, tamam. Ama ben bu ismi sevmiyorum. Anahtarları versene. Şirin bir çay verir misin? Ha, depo full. Arabayı da dün akşam yıkattım. Yalnız vaktin olursa Nazım Usta'ya bir uğra. Sağ önde bir ses var ama anlamadım. Ne olmak isterdin isim olarak? Abi düşünsenize ne güzel isimler var. Ne gibi yani? Tarık. Güzel. Cüneyt. Oo. Kadir. Alendelon. Yapmayın abi ya. Alay ediyorsunuz bence. Yok canım. Ne olacak? Fransa'da. Oo. Hoş geldin. Buyurun. 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 Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Fransa'da da olsaydın Alendelon mesela olabilirdin. Ya arkadaş gene kokutmuşsun arabayı ya. Sevmiyorum bunu biliyorsun. Ah benim köylüm. Artist kardeşim de senin Maltepe kokundan hoşlanmıyor. Ne yapacağız şimdi? Üstelik o senin beğenmediğin koku için tam 50.000 verdim. Bana burcunu söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim taktiğiyle çalışırım ben. Örneğin sizdeki yengeç sakinliği hiç gözümden kaçmıyor. Al şu kadını. Evet Fahri Bey, taksi Emir Bey görüşlerinize hazırdır. Günaydın. Aa, ne oldu? Ne oldu Tufan? Ufak bir kaza. Geçmiş olsun. Tamam. Ama bu pek kazaya benzemiyor Tufan. Tamam baba, üstelemeye değmez. Tufan. Tamam abi. Bak sana durağımıza yeni gelen arkadaşları tanıştırayım. Fahri. Merhaba. Vakkas. Efendi Salih. Ve Zülküf. Ya Haşim amca ya, söyleme şu ismi sabah sabah ya. Geçmiş olsun kardeş. Ve kızımız Şirin.
Memnun oldum. Size bir çay vereyim mi? Bir dakika. Tamam baba, her şeyi anladım. Bu arkadaşların arabalarına, ruhsatlarına, her şeye ihtiyacımız var. Peki ama ya bu kız? Onların durak sorumlusuymuş. Şimdi de bizim durakta çalışsın istediler. Ben de bir şans tanıdım, hepsi bu. Yapma be abi, şaka mı yapıyorsun? O bir kız, ondan durak sorumlusu olur mu hiç? Bütün bunları ben de düşündüm. Ama kız tecrübeli, iyi, tam aradığımız gibi. İsterse bu işlerin piri olsun, kadın değil mi? Hem bizim işimize yakışık alır mı? Tufan, sinirlisin sen. Biraz kafanı dinle, sonra konuşuruz ha. Asıl sen beni dinle. Ben kadın milletini bilirim. Kadınlardan nahburama geldi. Bir de kadın durak sorumlusu çekemem. Kadın, kadın, kadın! Tufancığım. Son sözüm bu baba. Bu kız buradan gitmezse ben giderim. Tufancığım, bildiğin gibi değil. Eyvallah. İstemiyor galiba. Belli ki bir problemi var. Böyle yapmazdı. Anlayışlı çocuktu. Halden yoldan bilirdi. Üstesin, ben geleceğim. Mami? Mami, evladım. Mami? Ami! Ami, evladım! Neredesin? Ami! Allah Allah! Yer yarıldı, içine girdi sanki. Hay os! Ne yer yarıldı ne de ben içine girdim. Kendimi kamufle edip sizi korumaya almıştım. Os! Aferin! Bir koruyucu her kılığa girebilmelidir nitekim. Hiç merak etmeyin efendim. Ağaç olurum, toprak ve dahi taş olurum. Yine de sizi korurum. Ben yanınızda oldukça hiçbir tehlike size yaklaşamaz. Hatta grip ve diğer hastalıklar bile. Süpermen olsalar vız gelir. Asıl mesele süpermenler değil. Süper zerzevatçılardır. Neyse, gel bakalım. Şu dersimize bir bakalım. Madde 1. Muhtar evrağı korumak en birinci vazifemizdir. Madde 2. Evraksız bir mahalle dümensiz gemiye benzer. Madde 3. Ben muhtara muhtar demem, muhtar evrak olmayınca. Aferin, çabuk öğreniyorsun. Sayenizde efendim. Ama hanımefendi, ben sadece sizin perdenizi taktım. Yani başkaca bir kabahatim yok ki. Yani ben bir garip perdeciyim. Peki elinden kahveyi alırken yüzüme anlamlı anlamlı bakmadın mı? O şeydi, o bir teşekkür bakışıydı. Yani kötü bir niyetim yoktu. Peki ya o imalı laflar? Bu evin manzarası çok güzel. Burada yaşamak çok keyifli olurdu gibi. Bütün bunlar burada. Benimle birlikte yaşamak istediğini ima etmiyor muydu? Aman hanımefendi, nasıl burada oturmak isteyebilirim ki? Ben evliyim, iki de çocuğum var. Ve büyük bir ihtimalle de dünden beri beni merak ettikleri için polise başvurmuşlardır. Hadi izin verin de gideyim, ne olur. Bakın dünden beri böyle burada gergin gergin oturmak sizi de beni de yordu. Hiçbir yere gidemezsin. Kapıdan dışarı adımını attığın an çak, bileklerimi keserim. Yapamam, satma. Bak şu albüme. Bunlar benim gazetelere geçmiş intiharlarımın fotoğrafları. Demek benden evli olduğunu gizledin ha? Nasıl yaptın bunu? İyi bir çift olabilirdik. Düşünsenize. Bu evde otururduk. Sonra boy boy çocuklarımız olurdu. Bahar gelince sen, ben, çocuklarımız, piknik tüpümüz hep birlikte pikniğe giderdik. Yastıklar eskitirdik. İstersek babam bize yeni bir ev alırdı. Pembe panjurları olan. Perdelerini sen dikerdin. Ben de sana yardım ederdim tabii. Perdeleri perdelere eklerdik. İhtiyarlayıp giderdik. Hayır! Gidemezsin! Dur! Şimdi görürsün sen. Yeni komşu ilk kaçamağını yaptı. Ama bir terslik var. Hayır! Ortada kaçamak değil, kaçmak var. Perdeci kaçıyor. Gitme, bırakma beni!
söyledim. Evet. Bana evli olduğunu söylememişti. Hastaneye yetiştirelim. Evet, hadi hemen hastaneye. Hadi bakayım. İki tane de çocuğu var. Gerçekten mi? Beni ilk yardıma götürün. Oradaki muhabir çocuklar fotoğrafımı çok iyi çıkartıyor. Sen de şoför müsün? Evet. O zaman benim şoförüm sen ol. Ölürsem senin arabanda öleyim. Şoförüm. Hadi 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 of. Bir hadi. Hadi hadi bakalım. Aman dikkat. Tufan hem dayak ye, hem parayı kaptın. Ben seni bu gece yakalamaz mıyım kız Gülay? Kadın millet, kadın değil illet. Fahriye, Gülay derken başımıza bir de Şirin çıktı. Durak sorumlusuymuş. Ne günlere kaldık ya Rabbim. Çok iyi. Dikkat kesilmek zorunda. Zaten bu insanların bana karşı olan tavrını biliyorum ben. Bunlara karşı da delik olmak lazım. Ama en tehlikelileri arkadan saldıranlardır. Bunlara namert denir. Bu gibilere karşı her an dedikte olmalıyız. Ya! Yeah! Namertlere geçit yok. Os! Güzel. Aferin. Ya! Hami evladım. Sırtınıza kötü emelleri olan bir sinek kondu. Ama atik ve pratik bir hamleyle susturuldu. Güzel, güzel. Beni bir sinekten bile koruman güzel. Ben varken sizi bir karınca bile incitemez efendim. Nereye? Top kopuyor terminal. Devam edin kardeşim. Ben kaydettim. Şoför bey. Şoför bey. Evet. Biraz yavaş gidin lütfen. Acelem yok. Yavaş gider misiniz? Yavaş kapat, yavaş! Kadın milleti değil mi? Hiçbir kapı kapatmadın. Hami, işte bu benim evim. Yani mahallenin sarı sarayı. Sabahları erkenden bu kapıdan çıkıp vazifemin başına gidiyorum. Bundan böyle ben de her sabah kapınızda bulunacağım efendimiz. Os! Çünkü korunan muhtar ışıldar, ışıldayan muhtar hizmet saçar. Bak, iyice bak. Evimin stratejik noktalarını iyice kavra. Bana yönelebilecek saldırıları, taarruzları püskürtebileceğin yerleri belirle. Os. Kim bu? Söyleyemem. Sır bu.
Yoksa şimdi de muhtarlığı bırakıp özürlüleri mi eğitmeye başladınız Evrak Bey? Of! Of! Sus biraz! Çocuğun konsantrasyonunu bozma! Tamamdır efendimiz. Evin bütün yapısını beynime kazıdım. Os! Evimin kapı numarası? 12. Kaç penceresi var? 4. Aferin. Aferin. Öf öf! Hadi artık Evrak Bey. Burası çocuk bahçesi değil, ev önü. Hem akşama annemler gelecek, temizlik yapmam gerek. Tabii siz çekilirseniz Evrak Bey. Ne yapıyorsun Telbe? Kurumama kötü örnek oluyorsun. Biz burada can alıcı bir tatbikatın içindeyken sen ortalığı toza buluyorsun. Ben de burada temizlik tatbikatı yapıyorum Evrak Bey. Ben de evimizi kötülüklerden temizlemeye çalışıyorum. Ama süpürgeyle değil, beynimizle. Aman! Hadi be, seninle uğraşamam. Efendimiz, dilerseniz süpürgeyi çank, mink, zonk hareketleriyle yok edebilirim. Hayır. Unutma abi, bizi anlamayanlar daima olacaktır. Yeter artık evrak! Şimdi süpürgeyi tepenize indireceğim ha! Amin. Buyurun efendimiz, os. Tatbikatımıza anlayışsız insanların olmadığı bir yerde devam edelim. Siz nasıl isterseniz efendim, os. Sus, sus! Akşama annemler gelecek, unutma! Kadın milleti değil mi? Hepiniz aynısınız. Birisi dırdır eder durur. Birisi adam söyler. Bir diğeri durak sorumlusu olur. Öbürü kapıyı çarpar, özür dilemez. Kadın milleti değil mi? Hepinizden illallah. Hepinizden illallah be. Aman. Kadınların erkeklerle birle eşit olduğu günümüz toplumlarında artık tartışılıyor. Çıldıracağım be. Kadınlar uzaylı mısınız siz? Her yeri istila etmiş bu kadınlar. Allah Allah. Allah Allah. Kadınlar kadınlar. Buraya da iki çöp bidonu. Neredesin sen? Ne oldu? Annemler geldi. 2 saattir seni arıyorum. Hadi yürü eve. Sen git, ben sonra gelirim. Canım, mesai saati bitti. Saat 7 oldu. Evde sofra hazır. Seni bekliyoruz. Hadi yürü, yürü. Mahalleye konacak çöp bidonlarının yerlerini saptıyorum. İşimi icra eder etmez gelirim. Canım, bu işi de yarına bırak. Yarın yaparsın. Hadi yürü. Bugünün işini yarına asla ve kat'a bırakamam. Yemekten ve kaynanadan önemli işler vardır. Evrak, beni kızdırıyorsun. Ne biçim bir aile reisisin sen? Ben önce muhtar, sonra aile reisiyim müsaadenizle. Bak, çok uzun yoldan gelmişler. Yaşlı insanlar. Seni görmezlerse üzülürler. Hadi Evrak, bırak şu işler, eve gidelim. Bakanım, havalar iyice ısındı. Şu bidonlar yarın da gelmezse mahalleyi sinekler basacak. Asıl sen şimdi eve gelmezsen beni apaganlar basacak. Görevim var efendim, görevim. Evrak Bey, eve gidiyoruz. Ya! Ay! Dur hani, dur, ne yapıyorsun? Muhtar evrağı korumak birinci vazifemizdir. Ay! Ne yapıyorsun? Ay! Beni dul mu bırakacaksın? Arkadan saldıranları etkisiz hale getirmeliyiz. Ay! Hami, sana emrediyorum, dur. Yeter. Saldırgan etkisiz hale getirilmiştir. Os. Bir de bu yaştan sonra üzerime adam salıyorsun. Yazıklar olsun sana, gösteririm sana be. Hemen seçimini yap. Ya bu ya ben. Hadi çabuk seçimini yap. Dur karışım, dur. Sen hami, seni görevinden azlediyorum. Sen koruyucu olamazsın. Yanlış düşmanlara hücum edip benim aile müessesemi çökertiyorsun. Bunu asla affedemem. Ama efendimiz. Bir daha buralara ayak bastığını görmeyeyim. Sendeki bu beyinle koruyucu değil, korucu olur ancak. Hadi git. Os. Affedersin karıcığım. Korucuya uyduk işte. Hadi yürü. Hadi yemeğe gidelim. Kaynanam özlemiştir beni.
Buyurun memur bey. Gözleriniz bozuk mu? Affedersiniz. Çok dalgınsınız. Bir yanlış mı yaptık? Az önce kırmızıda geçtiniz. Dalmışım, farkında değilim. Ben farkındayım. 90 bin lira ceza. Ama... Yoksa ehliyet ve ruhsat bende kalacak. Tamam. Tamam efendim. Puanınız ehliyetinizden düşülecek. Bir daha gözlerinizi dört açın. Bugün İstanbul'un kadınlar tarafından işgalinin ilk günü olmalı. Çıldıracağım ya Rabbim, çıldıracağım. Allah Allah. Buyurun. Evet. Ve işte dava birim. Ya ciddi misiniz? Vakkas gerçekten kamyonda mı doğmuş? Belli değil mi? O yüzden biraz kamyona benziyor. Kamyon falan diyorsun ama yeni komşu onu beğendi. Sen de artistim diye geçin bakalım. Bence o intiharcı deli kadının gözleri biraz bozuk. Yoksa ben dururken Vakkas'ı seçmek için... Yo, Vakkas iyi çocuktur, iyi çocuktur. Tam bir Anadolu delikanlısı. Ama taksiye pek alışamadı. Ne zaman arabaya binse aklına hep o tır kullandığı günler geliyor. Buyurun Mirim. Şaka bir yana, kız bileklerini bayağı kesmiş. Garip bir kız. Üstelik ilk yardımda herkes tanıyor onu. Sen öyle diyorsun ama doktorun dediğini duymadın mı? Hiçbir hayati tehlike yok. Bu kız bu konularda uzman oldu. En az can yakacak ama en çok kan akacak yeri sadece çiziyor dedi. Yalan mı? Tıraş olurken birazcık yüzünü kanatsan dünyaları yıkıyorsun ama. Umut taksi buyurun. Evet. Ne zaman? Aman Allah'ım. Ne olmuş? Tufan abi kaza geçirmiş. Tufan Soylu adlı bir hastayı arıyoruz. Nesi vardı? Trafik kazası. Yandı acilde. Teşekkür ederim. İyi ki emniyet kemeriniz takılıymış. Yoksa durumunuz çok daha ciddi olabilirdi. Ucuz atlatmışsınız. Affedersiniz ama niye gülüyorsunuz? Bugün kadınlardan kurtulacağım. Anlayamadım. Yok, size söylemiyorum. Kendi kendime gülüyorum. Peki. Bulantı, kusma, baş ağrısı var mı? Oh, yok. Yalnız benim araba biraz haşat oldu. Acaba onu da altıya alsak mı diyorum. Henüz böyle bir servisimiz kurulmadı. Peki, geçmiş olsun. Buyurun. Bir hastamız vardı efendim. Ha işte içeride. Ben dışarı çıkarsam siz de içeri girebilirsiniz. Affedersiniz. Geçin. Geçmiş olsun Tufan, sağ ol. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Ya Aşın Baba, biz de sonunda arabayı vurduk. Ve de ilk kez milli oldu. Dert etme be Tufan, sağlığın yerinde ya. En önemlisi can sağlığı. Geçmiş olsun. Yine ucuz atlatmışsınız. Öyle. Arabada çok hasar var mı? Ön tampon içeri girdi. Farlar falan işte bayağı bir hasar var. Neyse canım, sağlık olsun. Dert etme Tufan abi. Bizim sanayide bir Osman ustamız var. Arabayı bir günde cillop gibi yapar vallahi. İyisin değil mi? İyiyim baba. Yalnız bu kaza alnında bir leke olarak kalacak. Abartma. Araba nerede? Beşiktaş'ta. Trafiğin oraya çektiler. Ben hemen gidip alayım. Ben de geleyim. Arabayı hemen sanayiye götürelim. Zahmet etmeyin. Ben hallederim.
Aman be Tufan abi. Sen önce kendini hallet. Toparlan be abicim. Hadi gidelim biz. Tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Durakta görüşürüz. Ben de şu doktorla bir görüşeyim Tufan. Size bir çay vereyim mi?